4 adet portakal. 4 adet portakalı alacağız. Portakalın sarı kısmını soyacağız. Beyazı kalacak. Niçin beyazı kalacak? Beyazında çok önemli bir madde var. Ne var? Beyazında kardeşler bilhassa meme kanserinde daha etkili olmak üzere kansere karşı önleyici faydalı olan bir madde var. Evet, sıkıyoruz 4 tane portakalımızı, şöyle sıkı sıkıp atıyoruz. Tam zamanı ne olur bak, bu portakallardan, mandalinlerden yararlanın. Portakal da olur, mandalin de olur, kivi de olur. Neden? C vitamini açısından faydalanacağız. O yüzden portakal seçtik. Hadi devam et anneciğim. 1 bardak kuru üzüm. 1 bardak da kuru üzüm. Dur şunu da şöyle sıkıp sıkıp atalım güzelce. Şimdi ben eskiden biliyorsunuz fıldır fıldır çok hızlı hızlı hareket ediyordum. Hızlı hızlı yapıyordum. Serap Hanım yazık, her zaman beni programı seyrediyor. Ondan sonra tekliflerini söylüyorlar. Sude de diyorlar ki baba biz seni tanıdığımız halde biz yetişemiyoruz. İnsanlar seyirciler nasıl yetişsin? Biraz yavaş. Sonra size yarın bir sürpriz de var. Dur onu da söyleyelim. Zahide Hanım kardeşimle beraber program yapıyoruz. Şimdi programa başlayacağız. Zahide diyor ki hocam yalvarıyorum yavaş. Ne olursun hocam yavaş. Ya yavaş hiç adamın yavaş diye bir şey yok ki, hep hızlı, doğru. Zahide Hanım'dan da öğrendim. Şimdi bir şeyler yaparken böyle sakin sakin yavaş yok. Dayanamıyor, benim elimden alıyordu. Yarın size bir sürpriz var. Ne var? Zahide Hanım'a dedim ki kardeşim tamam hep biz geliyoruz, hep biz geliyoruz da öyle olur mu? Benim seyircilerim hakkı yok mu dedim. Yarın Zahide Hanım bizim programa geliyor. Aa çok güzel, çok güzel. Yarın Zahide Hanım'la beraber program yapıyoruz. Zahide Hanım programında Serap Hanım da geliyor. Devlet tiyatrolarından özellikle izin de aldık. İnşallah o da yarın burada olacak. Yarın programımız bomba kere bomba. Hem Zahide Hanım var, hem Serap Hanım var. Çok güzel. Aynur da tabii ki her zamanki demirbaşımız, onu da koyacağız gene yanımıza. Evet. Evet devam ediyoruz. Yarın Zahide kardeşimizle beraber program yapacağız inşallah. Bir aksilik olmazsa, Rabbim nasip ederse. Aa, bakın biri ta İstanbul'un bir köşesinden, biri de ta Ankara'dan gelecek. Niçin? Size güzel bir program sunabilmek için. Sizlere faydalı olabilmek için. Hocam en evet. Islak kuru üzümü ben atayım. Hadi kuru üzümü sen at. Kuru üzümleri attık. Bir bardak kuru üzüm attık. Sonra tamam. Devam bir ediyoruz. Bir fincan civan perçemi. Bir fincan civan perçemi. Kardeşler civan perçeminin bilhassa menopozik şikayetleri olanlar, yani ateş basması olanlar, kemik erimesinde sıkıntılısı olanlar civan perçemi çayını da içsinler. Nasıl yapsınlar bu çayı? Bir bardak sıcak suyun içine cezvede kaynarken bundan şöyle bir tutam tabir edelim. Bak bir tutam bu. Şöyle bir tutam atsınlar. 1 dakika kadar kaynasın. 1 dakika demlensin. Süzün. İsteyenler içine bal karıştırabilir. Diğerleri dursun o da onun yaprağı. Bir bardak suyun içine bir tutam civan perçemi atıyoruz. Bunu 1 dakika kaynatıyoruz. 1 dakika demliyoruz. Süzüyoruz. Bunun suyundan bilhassa ateş basması olanlar, terleme şikayeti olanlar bol bol içebilirler. Sakın ihmal etmeyin. Civan perçemi kadınlar için mucize bir bitkidir. Civan perçemini koyduk. Bir fincan ada çayı. Sevgili kardeşler, ada çayı bizim memleketimizin cenneti. Ama o kadar çok ada çayı çeşidi var ki. Doğruyu söylemek lazım gelirse ben de ada çayını eskiden bir çeşit zannediyordum. Ama fitoterapi kurslarına, yani derslerine gittikçe gördük ki ülkemiz ada çayı cenneti. Bütün yurt dışına ada çaylarını biz satıyoruz. Ama bir sürü çeşidi var. Bazı çeşitleri o kadar faydalı değil, bazıları çok faydalı. İşte ada çayının daha ada çayı denilen bir ada çayı var. O biraz daha faydalı. Ondan buldurduk. Siz de aklınızda olsun. Sorun aktarınızdan bunun hangi ada çayı, nerenin, ona göre ada çayını, daha ada çayı tercih ederseniz daha da iyi olabiliyor dedik. Şimdi reklama gitmek zorundaymışız. Sirkemizi reklamdan sonra gideceğiz. Helvacımız da ne yapıyor onu da konuşacağız. Abi şöyle reklama gitmeden önce hızlıca anlat, ne yaptın? Evet hocam. Yarımızı koyduk, irmiğimizi kattık. Tereyağı koyduk, evet. Sıvı yağ koyduk. İrmiği ne yapıyoruz şimdi? Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Hadi bakalım devam edeceğiz. Reklamlardan sonra buradayız. Sakın kaçırmayın çünkü böyle bir sirke yok. Kavrum. Böyle bir helva da yok. Reklamlardan sonra buradayız. Evet sevgili kardeşlerim, bir taraftan helvamız oluyor. Abi nasıl gidiyor helva?
Şimdi ne yaptık? Burada ne var? Buradaki ne? Suyla şeker var. Suyla şeker. Kaynıyor. Ne kadar suya, ne kadar şeker? 1,5 litre suya 1 kilo şeker. 1,5 litre suya 1 kilo şeker şerbetimiz için. Peki ne yaptık şimdi? Tereyağı koyduk. Evet. İrmik koyduk, kavuruyoruz. Evet, kavuruyoruz. Zaman. Tereyağı, bir de zeytinyağı da mı koyduk? Evet, çiçek yağı. Çiçek yağı, ayçiçek yağı koyduk. Peki. 250 gram tereyağı. Ha. 100 gram da. Peki niçin hepsi tereyağı değil de ayçiçek yağı abi? O zaman ağır gelir diye onun için karışım yaptım. Karışım yaptık. Peki. Sen şimdi tereyağı koydu biliyorum da niye hepsi tereyağı değil diye sordum. Habire kavuruyoruz mu böyle? Evet. Ne kadar kavuracağız, ne kadar kavuracağız? Şu anda olmak üzere. Nasıl anlıyoruz olduğunu? Şu rengi fıstıklar yanmayacak şekilde. Ha, fıstıklarını rengini, da attık mı evet, içine? Attık. Hemen mi attık fıstıklarını? Evet. Yağımızı kızarttıktan sonra irmiği katınca fıstığımızı kattık. Bazı hanımlar da şöyle yapıyor. Fıstığı ayrı kavuruyorlar kenarda. Öyle karıştırıyorlar. Bu şekilde olması daha iyidir. Tamam. Bizim evet. Isparta yöresinde böyle diyorsun, evet. Öyle mi? Tamam. Aynen öyle. Yağda kavurup aynen öyle. Sonra atıyorlar. Bazıları hatta kavurun. Yanında getiriyorlar böyle ilavede yaptırabiliyorlar. Ha. Evet, ama devam edelim. O da kavururken diyor güzel, kızarıyor doğru. Zaten dedi abi. Şimdi devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Çok özel bir sirke yapıyoruz dedik. Ne sirkesi dedik? Bilhassa menopozik şikayetleriniz varsa, kemik erime ile ilgili şikayetleriniz varsa, ateş basmalarınız varsa gözünüz aydın. Adet bozukluğunuz varsa gözünüz aydın. Bu sirkeyi muhakkak kullanınız. Bir güzel bir şey daha söyleyeyim. Bu sirkeyi çocuğun bir türlü olmuyor. Çocuk bir türlü olmuyor. Yumurtaların bir türlü şey değil. Eşime baktılar, eşim gayet iyi ama bende sıkıntı varmış diyenler de kullansınlar. Mükemmel bir karışım çünkü içinde civan perçemi var. Ada çayı var. Ama en önemli bir bitki daha var. Hayıp tohumu. Ya bir sus da soracaktık. Ha pardon. İyi ki buna da bir önceden şey. Önceden okutayım. Halbuki gidip soracaktık. Diyecektik ki bacılar bu ne diyecektik. Tamam ben söyledim onlardan önce. Çok teşekkür ederiz iyi yaptın. Şimdi bir fincan da hayıt tohumu. Sevgili kardeşler önceden hayıt ya, denen bir bitki çok enteresan. Bitkisinin kenarlarına koyuyorlar bunu. Hayıt bal denen belirli bir mevsimde oluyor. Her zaman olmuyor. Ağustos, Eylül aylarında olabiliyor. O hayıt balda şeker olmayanlara %100 güvendiğiniz iyi balcıda bulursanız, alırsanız o ateş basmalarınıza, terlemelerinize mükemmel iyi geliyor. Hayıt bitkisi çok enteresan bir bitki. İçinde östrojenik maddeler var. Yani sizin terlemenize mani olacak maddeler var. Biz de bunun tohumunu koyuyoruz. Ne kadar koyuyoruz? Yaklaşık bir fincan kadar tohumunu koyacağız. Yalnız bunu şöyle birazcık havanda ezip koyacağız. Çünkü tohumlar çok sert olduğu için biraz ezmemiz lazım. Ezmezsek olmuyor. Ha hocam sirke hocam gitti masa gitti. Hakikaten mahvettim sen ortalığı. Sen ne yapıyorsun ortalık? Hakikaten ortalık darmadağın. Hepsini birbirine kattın. Bak bir koklasana. Çok güzel. Aynı kırlardaki bitki kokusu gibi oldu. Ne yaptık? Hayıt tohumda bir fincan hayıt tohumda ezdik. Attık. Evet sevgili kardeşlerim son olarak ne atıyoruz? Çoban çantası diyor. Tamam. Çoban çantası da attık. Ne kadar attık? Bir fincan. Bir fincan da çoban çantası attık. Evet. Şimdi üstüne ne koyuyoruz? 4 litre su koyuyoruz. Aynen 4 litre su. Az ge... 4 litre mi oluyor? Evet. Tam 4 litre suyumuzu koyduk. Ne eksik? Tuz. Bir bardak tuz. Aman bir çorba kaşığı tuz. Ne eksik? Bir bardak da sirke. Bak illa bu buraya geldi kabahat bulma makinesi. Diyor ki buraya diyor tuzla diyor şey yazmamış. İlla her şeyi yazmayacağız ki biz biliyoruz diye öyle yaptık. Bir şey mi dedik? Bir şey demedi daha kötü. Canlı yayında kulağım dibinde vızırdayan birisi. Ne yapacaksınız söyleyin bacılar. Ona mı cevap vereceksiniz buraya mı? Şimdi burada bir sıkıntı var. Dikkat ediniz. Bu bitkiler doğal bitkiler olduğu için burada olduğu için küflenme yapabilir. O yüzden bunu sık sık karıştıracaksınız. Buna dikkat edeceksiniz. Bu bitkiler bir süre sonra hup diye aşağı çökecek. O zaman bir şey olmayacak ama bunu sık sık yapmazsanız bunlar küf yapabilir. Bunlar dağlarda yetişen bitkiler olduğu için küf yapabilir. Ona çok dikkat edeceksiniz can kardeşler, canım kardeşler. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Üstüne bezle kapatıyoruz. Bir de muhakkak tarih atıyoruz üstüne. Bugün ayın kaçıydı? 7.
7 Ocak 2019. 2019'da girdik. Hayırlısıyla. Evet. Sirkemizi yazıyoruz şimdi. 7-1-2019. Cansel Hanım sonra yazın buraya kemik erimesi için menopoz diye üstüne yazın. Tuğba Hanım unutmayın. Şimdi kardeşler biraz sonra size bir turşu yapacağız. Bir de sevgili kardeşlerim doğal kalsiyum yapacağız.